Zaten Ceylancığım, aslında Allah bu dönemde de çok büyük bir mucize yaratıyor. Bakın, iman hakikatleri çok önemli. Allah hepimize akıl ve vicdan vermiş. Bunları görüp Allah'ın büyüklüğünü ve Allah'ın yaratma sanatını anlayabilmemiz için ve onun üzerine derin derin düşünüp tefekkür edebilmemiz için. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 1400 yıl öncesinden bize bildirdiği çok güzel bilgiler var ve bu dönemde mucize olarak gerçekleşiyor. İnsanların bunu aslında inkar ediyor olması ve görmezden geliyor olması da ahir zamanda olduğumuzun çok net bir delili. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok fazla, çok çok sayıda hadisi var. Hazreti Mehdi aleyhisselamın bu dönemde geleceğine dair, Hazreti Mehdi aleyhisselamın çıkış alametlerine dair, alametlerin tek tek gerçekleştiğini birebir görüyoruz. Hepsi çok büyük bir mucize. Bu mucizeyi inkar etmek, Allah vermesin, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın vahyiyle bildirdiği sözlerini de inkar etmek olur. Ben şimdi hadislerden bazılarından okuyacağım inşallah. Bir hadiste şöyle geçiyor: İnsanların ümitsiz olduğu ve hiç Mehdi falan yokmuş dediği bir sırada Allah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı gönderir diye Peygamberimiz söylüyor. İşte hiç Mehdi falan yokmuş diyor insanlar. Öyle bir dönem geliyor ki şu anda bakın ahir zamanda olduğumuzun en net delillerinden biri. İnsanlar Mehdi gelmeyecek, Mehdi yoktur diye televizyonlara çıkıyorlar, gazetelere çıkıyorlar, internette yazılar yayınlıyorlar. Hiç işlerini güçlerini bırakıp Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek diye tüm güçleriyle o yönde anti bir çalışma yapıyorlar. İşte bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir mucizesidir. İnsanların ümitsiz olduğu bir dönemde gelecektir Mehdi. İnsanların birçok kısmı bir sene ümit var olabilir, iki sene ümit var olabilir, üç sene olur. Ama bazıları iman zafiyetinden dolayı sonsuza kadar Allah'a dayanıp güvenmedikleri için ümit var olamayıp ümitlerini yitirebilirler. Bu da Allah vermesin Müslüman tavrına asla yakışmaz. Müslümanın asla yapmayacağı bir davranıştır. Başka bir hadiste de şöyle geçiyor: halk tam zuhurundan ümidini kestiği anda o Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur edecektir. İşte Mehdi'nin sevabının artması için Allah öyle bir dönem yaratıyor. İnsanlar tam olarak ümidini kesiyor. Mehdi gelmeyecek diyorlar. Artık o dönem herhalde bizden çok uzakta diyorlar. Ya da gelip geçmiştir diyorlar. Ama işte Mehdi Aleyhisselam ve talebeleri müthiş bir kararlılıkla, kendilerine güvenerek, zaten Mehdi kendinin Mehdi olduğunu bilmiyor hiçbir zaman ama Allah rızası için çalışmalarını tüm güçleriyle devam ediyorlar. İnsanlar ümitsiz olmasına rağmen insanların, onlar hiçbir zaman Allah'ın yolundan sapmıyorlar. Başka bir hadiste de şöyle geçiyor: onun, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru ümitsizlik ve yeis esnasındadır. İnsanlar yeise, ümitsizliğe düşüyorlar. Hiçbir şekilde Mehdi gelmeyecek diye paniğe kapılıyorlar. İslam ahlakı hakim olmayacak diye paniğe kapılıyorlar. İşte ama o ümitsizliğin ardından Allah samimi Müslümanların imanlarına ve güzel ahlaklarına karşılık Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı zuhur ettiriyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinin gerçek olduğunu bir kere daha görüyoruz. Bu da çok büyük bir mucizedir ve Müslümanlar için böyle kutlu, böyle mübarek bir şahsı beklemek ve Allah nasip ederse inşallah görmek çok büyük bir nimet maşallah. Elhamdülillah.